Eşi Hakan Aysal'la tatil için Haziran 2018'de Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne giden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Aysal'ın tatile çıkmadan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve üzerine 119 bin liralık kredi çektiği öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakan Aysal'ın hamile karısını kayalıklardan iterek ölümüne yol açtığı iddiasıyla Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştı. 7 aylık hamile eşinin ölümüyle ilgili olarak eşi Hakan Aysal, kasten adam öldürme suçuyla tutuklanıp Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlamıştı. Geçtiğimiz duruşmalarda tanıklar dinlenmiş ve şüpheli Hakan Aysal hakkında ağır iddialarda bulunulmuştu. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bugün de devam edildi. Ses ve görüntü bilişim sistemiyle tutuklu sanık Hakan Aysal'a Kocaeli cezaevine bağlanma işlemi yapılamayınca tutuklu sanık günün duruşmasına katılamadı. Yaklaşık bir saat boyunca tutuklu sanığa bağlanma işlemi aşırı yoğunluk nedeniyle gerçekleşemedi. Tutuklu sanık Hakan Aysal'ın avukatı Mehmet Buğra Çiçek, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre tutukluluğun cezalandırma yöntemi haline geldiğini göstermektedir diyerek ikametgah sahibi olan müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılıp tahliyesine karar verilmesini istedi. Aile Sosyal Politikalar Vekili Avukat Sunay Çelik Karakaş, sigorta poliçesi işlemini yapan tanığa ulaşılamadığını görüyoruz diyerek zorla yakalama kararı çıkartılmasını istedi. Avukat Mehmet Kerem Özgen duruşmanın ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu. Sekbis'te yaşanan bir problemden dolayı bağlantı yapılamadı. Ancak hem sanık vekili hem de bizim talebimiz yönünde duruşmaya başlandı. Şu aşamada mahkemede hala eksik hususlar mevcut. Mahkeme delilleri toplamaya devam ediyor. Bugün itibariyle yine sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu bizim için talebimiz doğrultusunda verilmiş bir karar. Doğru olan da bir karardır. Bir dahaki duruşma Ağustos ayına ertelendi. Bu aşamada mahkeme gerekli eksikleri tamamlayacaktır. Evet, bir banka yetkilisi vardı. Evet. Onun tanıklık durumu söz konusuydu. Evet. Hangi aşamada? Banka yetkilisinin tanıklığı bildiğiniz üzere daha doğrusu sanığın iddiasında böyle bir durum var. Bu evet. Poliçenin banka görevlisi tarafından hazırlandığı yönünde bir savunması olmuştu. Mahkeme bu noktada o tanığa ulaşmaya çalışıyor. Ancak bu aşamaya kadar adreslerine ulaşılamadı. Mahkeme o noktada halen araştırmasına devam ediyor. Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, adalet yerini bulsun istiyoruz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Kilometreler önemi yok. Ne kadar uzun olursa olsun yeter ki adalet yerini bulsun. Bizim için yolların önemi yok. Biz sessizce adaletimizi arayacağız dedik. Adalet yerini bulsun diye bekliyoruz. Bugün de zaten yapılan duruşmada avukat beyin de söylüyoruz. Bekleyeceğiz. Daha toplanacak birkaç daha evraklar var. Onlar toplanacak. Ve avukat beyin de dediği gibi sana söylediği imza yazısını, onun yazdığını söylediği işte banka görevlisinin iki duruşmada ulaşılamadı denilen adresleri olmadı. Onun dışında o bekleniyor. Zaten çok fazla bir şey kaldığını bilmiyorum. Hani sonuçta adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Adaletimize güvenimiz tam. İnşallah adalet yerine ulaşacaktır.